günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dersim katliamı tertelesinin 84. yılın. Cavak'ta Akalçıhı Akılkala Gölü'nün yenilenmesine yeniden başlandı. Azerbaycanlılar Hadrut bölgesindeki Mestagir köyünün mezarlığını yıktılar. Ermenistan Cumhuriyeti'nde deprem meydana geldi. Aliyev 30 yıldır kendi mülteci vatandaşlarını kandırıyor. Başka bir Türk iftirası. Ermeniler İzmir'i ateşe vermekle suçlanıyor. Dünyada en çok tacize uğrayan kadın gazeteciler Türkiye'de. Bugün Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın kurucusu Armen Haknazaryan 80 yaşına girecekti. 4 Mayıs Batı Ermenistan'daki Dersim 1937-1938 tertelesinin üzerinden tam 84 yıl geçti. Dersim tertelesi sıradan bir katliam değildi. Resmi rakamlara göre 16 bin, resmi olmayan rakamlara göre 72 bin kişi katledilmişti. Binlerce insan sürgün edilmiş ve binlerce dersimli çocuk, özellikle de kız çocukları evlatlık edilerek ailelerinden koparılmıştır. Dersim'in kendine özgü yaşam tarzı, siyasi, sosyal ve kültürel kimliği ortadan kaldırılmak istenmişti. 4 Mayıs 1937 Dersim katliamı süreci 25 Aralık 1935 tarihli Dersim Tunceli vilayetinin hakkındaki raporla başlamış ve son olarak 4 Mayıs 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla sürgün ve ceza içeren askeri operasyona dönüşmüştü. Dersim'deki operasyon sadece insanlarla sınırlı kalmadı. Dersim coğrafyasının yaşam kaynakları, inanç yerleri, dergahları da bombalanarak, ateşe verilerek imha edildi. Sayısız kadına tecavüz edildi. Tecavüzden kaçan yüzlerce kadın ve genç kız Munzur suyuna atlayarak ölümün seçtiğim. Yaşananların üzerinden 84 yıl geçerken Dersimliler devletin yüzleşmesi gerektiğini belirterek devletten bazı taleplerini sunuyor. 4 Mayıs'ın Dersim 38 tertelesi günü olarak kabul edilsin. Arşivler açılsın, devlet katliamla yüzleşsin. Dersim ismi iade edilsin, Dersim halkından özür dilensin. Ahalçıha Ahalkala Gölü'nün onarım çalışmaları dün yeniden başladı. Genius G web sitesinin bildirdiğine göre, Ahalkalak Belediye Başkanı'nın şehrin temiz olması için Ahalkalak'ın Streça Mahallesi'nin yenileme çalışmalarına devam etme talebinin ne zaman olduğu hala bilinmiyor. Yol Yapım Dairesi 1 numara adlı firma söz konusu yolun onarım çalışmalarına yeniden başladı. Şirkət nümayəndəsinə görə, çalışmalar Axalçixada başladı və Axalkalaqda Vstrecha adlı səmthə qədər davam edəcək. Bələdiyyə başkanı Yurik Unanyan çalışmaları şəhərdən davam etdirmək üçün Samsxəjavaxəti valisi ilə görüşdü, ancaq son telefon görüşməsindən sonra çalışmaların çoxdan başladığını söylədilər. Akhalkalaqdan başlayacaklarına dair söz vermediler. Ancak Eylül ayına kadar tamamlanacağını ifade ettiler. Akhalsıxı Akhalkalaq yolunun yeniden inşasına Eylül ayının ikinci yarısında başlandığını hatırlatalım. Toplam Korkhisxalı köprüsünden başlayan 7 kilometrelik yol onarılacak. Kafkasya Miras izleme grubunun kendi Twitter mikrobloğunda duyurduğuna göre, Azerbaycan'ın kontrolüne giren Hadrut bölgesindeki Mestahir köyündeki Ermeni mezarlığı tahrip edildi. Gönderide şöyle yazılıyor. Geçtiğimiz günlerde Mestahir köyündeki Ermeni mezarlığı yıkıldı. 19. yüzyılın başlarında kurulmuş ve 2020 yılında Ermenilerin köyde tahliye edilmesine kadar faaliyetteydi. Uydu görüntüsü mezarlığın tamamen yok edildiğini gösteriyor. 4. Elmestan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı Bölgesel Sismik Koruma Hizmetinin sismolojik ağım 5 Mayıs'ta yerel saatle 09.56'dan 39.89 kuzey enlemi ve 44.98 doğu boylamı coğrafi koordinatlardan deprem kaydetti. Deprem Vayotsdzer bölgesinin Yelpin köyünün 14 kilometre kuzey batısında meydana geldi. Depremin merkez üssü 10 kilometre derinliğinde, büyüklüğü ise 2.3. Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığından arme e aktarıldığı gibi, deprem 3 büyüklüğündeydi. Deprem Ar Ararat bölgesinin Zangakatun, Tigranashen, Parussevak köylerinde 2 ile 3 büyüklüğünde hissedildi. 1990'lı yıllardaki Azerbaycanlı mülteciler devlet makamlarının kendilerini unuttuklarından şikayet ediyorlar. Aslında Azerbaycan'da mülteci yok. Çünkü hepsine hemen Azerbaycan vatandaşlığı verildi. Ve birçoğu katliamdan kaçan sürgün edilen Ermenilerin evlerine yerleşti. Uzun yıllar süren müzakere sürecinde Azerbaycan lideri İlham Aliyev, 1990'lardaki ilk savaş sırasında Karabağ'dan gelen Azerbaycanlı mültecilerin Arsak'a dönmesi konusunda ısrar ediyordu. Ancak geçen yılki savaştan sonra Azerbaycanlı yetkililer onları tamamen unuttu. Mülteciler Azerbaycan'da bunca yıldır insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar ve 30 yıldan fazla bir süredir sıralarını bekliyorlar. Aliyev, Arsak'tan tehcir edilen Azeriler için öngörülen dairelerin artık şehit ailelerine tahsis edilmesine karar verdi. Elbette diktatörlük özlemlerini tatmin ederek yetkililer Bunama hastalığına yakalandı ve bu mültecilerin varlığını unuttular. ABD Başkanı Joe Biden, Ermenilere yönelik soykırımı kabul ettikten sonra Türk propaganda makinesi iş başına geçti. Birkaç gün önce Biden'in açıklamasına yanıt olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1914 ile 23 yılları arasındaki soykırımın suçunu Ermenilere yükleyerek tarihi açıkça çarptıran birçok yalan açıklamada bulundu. Erdoğan'ın tarihi uydurmalarının ardından hükümet yanlısı ve Erdoğan yanlısı Türk medya kuruluşları, özellikle Yeni Şafak gazetesi benzer bir hamle başlattı. Mesela yukarıda adı geçen gazete geçtiğimiz günlerde, bir asırdır tartışılan yangın belgeleri İzmir Ermeni çeteleri tarafından yakıldı başlıklı bir makale yayınladı. Makalede 1922 yılında 13 ile 14 Eylül tarihlerinde Yunanistan'ın tarihi Smirna, şimdiki İzmir kentinde meydana gelen eşi görülmemiş yangının Ermeniler tarafından düzenlediği belirtildi. Makalenin temel amacı yangının tüm suçunu Ermenilere yüklemekte ve bunu Ermenilere iftira atan sahte alıntılar eşlik etmekte. Ancak Türklerin Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1922'deki yangından birkaç gün önce İzmir'i işgal ettiklerini ve yangının ancak bundan sonra çıktığını vurgulanmalıdır. Türkler propagandalarını sıradan bir memurun raporuna dayandırırken İzmir'in Türkler tarafından ateşe verildiği Amerikalı ve Avrupalı birçok görgü tanığından bildirildi. Amerikalı yazar Gilles Milton Kayıp Cennet Smirna 1922 başlıklı kitabında bir takım hatıralara dayanarak ateşe paralel olarak gerçekleştirilen katliamlarda Türklerin kızlara tecavüz ettiklerini, sonra göğüslerini kestiklerini, binlerce insanı kuşatarak açlıktan öldürdüklerini yazıyor. Ve halkın çığlıklarını kesmek için Türk ordu orkestrası sürekli çalıyordu. Dünya Gazeteciliği Koalisyonu, Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle dünyanın dört bir yanındaki kadın gazetecilere yönelik ihlaller, saldırılar, tehditler ve şiddet hakkında bir rapor hazırladı. Rapor'a göre dünyada kadın gazetecilere yönelik şiddet vakalarının çoğu Türkiye'nin işgal altındaki Batı Ermenistan'da dahil Türkiye'de kaydedildi. 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de kaydedilen kadın gazetecilere karşı saldırı, şiddet ve tehdit vakalarının sayısı 114'e ulaştı. Düzenlenen protesto gösterilerinde Türk polisi tarafından 14 kadın gazeteci gözaltına alındı. O dönemde 50 kadın gazetecinin sosyal medyada paylaşım yaptığı için dava açıldığı kaydedildi. <laughs> Mimarlık doktoru Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın kurucusu Armen Haknazaryan, 5 Mayıs 1941'de Tahran'da dünyaya geldim. Agulisli dil bilimci Doktor Hovane Sahnazarya'nın oğluydu. 1959'da Tahran'daki Kuşeş Daftyan Okulu'ndan, 1969'da Aachen'deki Ren Yüksek Teknik Okulu Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Fakültesi Mimarlık Bölümünden, 1973'te ise Şehir Planlama Bölümünden Mimarlık Doktoru unvanını alarak mezun oldum. Araştırma faaliyetini 1968 yılında Artazil'indeki Surt Tadeus Manastırı'nı ölçerek başladım. 1970'lerde Batı Ermenistan'a her biri yaklaşık 2 ay süren 6 bilimsel sefer gerçekleştirdim. Daha sonra şahsen bilimsel keşif gezilerine katılma imkanından mahrum bırakılarak hayatının sonuna kadar Batı Ermenistan, Küçük Ermenistan ve Kilikya'ya bilimsel seferler düzenlemeye devam etti. 1973 yılında Mimar Margarit Buneman ile evlendim. Talin ve Şahris adlarıyla iki kızı oldu. 1974'te Tahran'da Monit adlı mimarlık şirketini kurdu ve yönetti. 1982'de Ahhende resmi olarak daha sonra 1996 yılında ABD'de ve 1998'de Ermenistan'da kaydedilecek olan Ermeni mimarisini araştıran bir sivil toplum örgütü kurdu. 2010 yıldan itibaren vakıf oldu. 1983'ten itibaren Aachen Üniversitesi Şehir Planlama Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliğinde bulundu. 19 Şubat 2009 yılında Aachen'de vefat etti ve krematoriumda yakılan külleri Ahendeki ve Artaşavanköy Mezarlığı'na defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Akunk Topluluğu tarafından seslendirilen Şatku Sarer adlı eseri sunuyoruz. Evet. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.